Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersu salise aşere min kitabı takrib. Takrib kitabının 13. dersini okuyoruz. Ennev'u sadisu. Kitabın 93 nev'ünden 6.'si el merfu. Merfu hadis ne demek? Bu hadis merfu'dur, ne demek? Ve huve merfu ma udife ila nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hasete. O ki nebi sallallahu aleyhi ve selleme ne yapılıyor? İsnat ediliyor. Sadece hasete. Resulullah'a isnat edilen hadis. Ha Resulullah'ın kavludur. Ha fiyelidir. Ha takriridir. Has sıfetidir. Ne ise Resulullah'a idafe edilene tekdindir. Kavul, fiil, takrif fark ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle demiş. Resulullah şöyle yapmış. Frankes böyle yaptı. Resulullah orada değil, ses etmedi. Neh etmedi. Bu gibi şeyler nedir? Hadisin merfudur diyor. Muttasilen kanem. O hadis ise muttasil olsun. Ev munkati'an ise ne olsun? Munkati'da ise sahabe sakıt olsun. İster isnadın herhangi bir yerinde bir ravi veya iki ravi ne olsun? Sakıt olsun. Fark etmez. Merfu demek isnadında herhangi bir ravi sakıt değil de düşmemiş demek değil. Merfu demek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dayanan hadis. Oldu. Ve kile, bir kile de, o kile de aşağı bakın. Ey kâlel hatibu. Ey kâlel hatibul Bağdadi el kifaye kitabında demiş. Huve merfu ma akhbere bihi sahabiyyu an fiyali nebi sallallahu aleyhi ve sellem ev kavli. O ki sahabe o hadiste Resulullah'ın fiilinden veya kavlinden ne diyor? Haber veriyor. Sahabe diyor, ben işittim ki Resulullah böyle dedi. Veya ben gördüm ki Resulullah böyle yaptı. Bu ne oluyor? Bu merfu oluyor. Bu kıyleye göre, Hatibul Bağdadi'nin tarifine göre, Hatibul ne? Bağdadi'nin tarifine göre mursel girmiyor. O hadis ki sahabe düşmüş. O neye girmiyor? Merfu'a girmiyor. Niye? Çünkü hatibe göre merfu sahabenin Resulullah'ın kavlinden veya fiilinden haber vermesidir. Burada sahabe düşmüş. Mursel hadise sahabe yoktur. Dolayısıyla mursel hadis Hatibul Bağdadi'nin tarifine göre merfu hadisin tarifine gir. Oldu. Demek merfu ve hu maudife ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hasreten aşağı bakın kavlen kâne ev fiyelen ev takriden. La yaka'un mutlaku ala gayri muttasilen kâne ev munkati'an. Ve qîle huve ve mutasil kana munkatin aşağı bakın bir sukuti sahabiyyi minhu ev gayri munkati olunca ise sahabe düşsün ise sahabenin gayrisi ve kıyla aşağı bakın ikalel hatibu huve ma akhbere bihi sahabiyyu an fiyali nebi sallallahu aleyhi ve sellem ev kavlihi aşağı bakın fe akhrece bizalike el mursele oldu en nev'u sabi'u el mevkufu. Yedinci nev, 93 nevden yedincisi mevkuf hadis. Şimdi mevkuf nedir? Buna bir bakalım. Ve huve mevkuf el merviyyü anis sahabe. O hadis ki sahabelerden ne yapılıyor? Ediliyor. Kavlen, ister sahabelerin kavli olsun. Kavlen lehum. Ev fiyelen, ister fiyel olsun.
اَوْ نَحْوَهُمْ İse kavul fiil nahvi olsun, taklidi olsun. Muttasilen kâne o hadis sahabeye gidinceye kadar isterse isnadında kopukluk olmasın, herhangi bir ravi düşmüş olmasın, isnad muttasil olsun. اَوْ مُنْقَتِيَنْ İster ne olsun? İster munkati olsun. İster ne olsun? Munkati olsun. Oldu mu? Mutlak ne zikredilince, mevkuf zikredilince sahabelerden mervi olan kavl veya fiile deniliyor. وَيُسَّمَلُ فِي غَيْرِهِمْ Mevkuf sahabelerin gayrisine de kullanılır, mukayyeden, mutlak değil de mukayyed olarak ne yapılır? Kullanılır. Örnek, feyukalu denilir, vakafehu fulanun, bu hadis fulan kes neydi? Vakıfeydi. Kimin üzerine? Ala Zühri'yi. Zühri üzerine vakıf etmiş. Zühri üzerine ne etmiş? Vakıf etmiş. Zühri İbn-i Hişam'dır. 123'te vefat etmişti. Zühri tabiindir. Bak diyor, vakıfe fulanın ala Zühri. Zühri sahabe midir? Yok. E bak vakıf kullanıldı ama ala Zühri'yi. Ala ne? Zühri bak mukayyed olarak geldi burada. Feyukalu vakıfe fulanın ala Zühri bu. Ve nahu bunun ne? Benzeri. Tebe tabi olur. Daha aşağıda olur. Fark etmez. Mutlak mevkuf sahabelerden rivayet edilendir. Sahabelerin gayrisinden olan mevkuf mutlak değil de mukayyet zikredilir. Vakafe fulanun ala zühriyi. Normal bu maktudur hadis. Çünkü zühri nedir? Tabiindir. Bu hadis nedir? Mevkuf. Şey, maktudur. Ama mukayyet olarak mevkuf da denilir. Vakafe fulanun ala zühriyi. Bu ve nahu bunun benzeri. وَعِنْدَ فُقَهَاءِ خُرَاسَانِ Khurasan fukarların yanında تَسْمِيَةُ الْمَوْقُوفِ بِالْاَسَرِ Mevkufun tesmiyesi eserledir. Yani تَسْمِيَةُ الْمَوْقُوفِ بِالْاَسَرِ سَابِتُنْ عِنْدَ فُقَهَاءِ خُرَاسَانِ Khurasan fukarların yanında nedir? Sabit. Onlar mevkuf hadise meşhur mevkufa onlar eser diyorlar. Vel merfu'i yani tesmiyetul merfu'i de bil haberi. Yani cumhurun merfu dediğine haber, cumhurun mevkuf dediğine eser diyorlar. Kim? Khurasan bölgesinin fukahaları öyle diyorlar. Ve indel muhaddisin muhaddislerin yanında kullu hazan mevkuf merfu'a hepsi yüsemme eser. Hepsine ne denilir? Merfu'a da eser denilir. Merfu denildiği gibi eser de denilir. Mevkuf'a da mevkuf denildiği gibi eser denilir. Oldu. Hulâse sahabelere dayanan mevkuf, Resulullah'a dayanan merfu denilir. Oldu. Khurasan fukarlarına göre sahabelerinkine eser, Resulullah'ınkine ne denilir? Haber denilir. Muhaddislere göre hepsine de ne denilir? Merfu mevkuf denildiği gibi eser de denilir. Oldu mu? Furu'un birkaç fer var. Bakalım nelerdir. Ahaduha kavlu sahabiyyi künna nakul. Künna biz olmuştuk. Nakulu böyle diyorduk. Ev nef'alu keze. Ya biz böyle yapıyorduk. Bu söz nedir sahabelerin? Künna nakulu, künna nef'alu. Bu nedir? İn lem yudifhum ila zemenin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem
eğer sahabi onu Resulullah zamanından idafe etmese, demese kunna nekulu fi zemeni Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, kunna nef'alu fi zemeni Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, eğer böyle demese, tam mevkuf. Bu nedir? Çünkü sahabe diyor, biz diyordu, biz yapıyorduk. Demek nedir? Mevkuftur. Eğer fi zemeni Nebi kaydı falan diyor. Ama ve in adafehu, eğer zemmenin nebiye idafe ederse, dese kunna nef'alu fi zemmenin nebiye, kunna nakulu fi zemmenin nebiye, fessahih ennehu merfu'un. Sahih o ki bu hadis nedir? Yani cumhurun kesin kabul ettiği şey bu hadis nedir? Merfu'dur. Bu hadis nedir? Merfu'dur. Niye? Bak diyorlar, biz Resulullah'ın zamanında öyle yapıyorduk. Biz Resulullah'ın zamanında böyle diyorduk. Zahar o ki Resulullah'ın zamanında yapmışlar, söylemişler ise Resulullah bunu ne etmiş, işitmiş, görmüş. Buna rağmen onlara ses etmemiş. Demek ki bu takrirdir. Resulullah'ın neydi? Takrirdir. Bu hadis ne oluyor? Bu hadis mevkuf oluyor. Merfu oluyor. Öyle değil mi? Bu hadis ne oluyor? Merfu oluyor. Niye? Çünkü sahabeler Resulullah'ın izni olmadan, Resulullah'ın danışmadan sonra bir şey demezlerdi kolay kolay. Bir şey yapmazlardı. Biz Resulullah'ın döneminde bunu yapıyorduk veya söylüyorduk. Bunun zahar o ki Resulullah'ın haberi var. Resulullah ne etmiş? Karışmamış, takrir etmiş. Dolayısıyla bu hadisi takrir kısmından olan hadisi merfudur. Oldu mu? Çünkü Resulullah'ın takriri de merfu'un 3-4 nev'inden biridir. Bunu öğrendik mi? قَوْلُ السَّحَابِيِّ كُنَّا نَقُولَوْ نَفْعَلُ كَذَا اِنْ لَمْ يُضِيفُ اِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ فَهُمْ مَوْقُفُونَ وَاِنْ اَضَافَهُ فَالصَّحِيحَ اَنَّهُمْ مَرْفُعُونَ وَقَالَ الْاِمَامُ الْاِسْمَاعِلِيُّ مَوْقُفُونَ. Aynı Resulullah zamanına idafe edilse de bu nedir bu hadis? Mevkuftur. Ne değildir? Mevkuftur. İmam İsmaili 271'de vefat etmiş. Çok eski alimlerden biri. Ama وَالصَّوَابْ الْاَوَلُ. Yani mevkuf olması bu ciddi olarak bayıdır. Sevap nedir? Birinci görüştür. Nedir? Eğer Resulullah'ın zamanına idafe nisbet varsa merfud. Bazıları da diyorlar o söyledikleri yaptıkları fiile söze bakarız. Eğer böyle hafif kalacak bir türden değil ise merfud. Yok, hafif kalma ihtimali olabilen bir türden ise bu mevkuftur. Abdülber anladın mı? Sahabenin o söylediği şey, eğer hani oran üstü bir durum ise, öyle değil mi? Bu hafif kalacak bir şey değilse, ha demek Resulullah bu haber gitmiş, Resulullah susmuş, takrir olur. Yok, o söylenilen şey, hafif kalma ihtimali olan bir şey ise, olabilir sahabeler demişti, yapmış, Resulullah'ın haberi olmamış olabilir, mevkuf diyebiliriz. Bir kısım alimler de böyle diyorlar. Bir kısım alel itlak ne diyorlar? Merfu. Bir kısım alel itlak mevkuf. Bir kısım da tedride geçiyor. Eğer o fiil hafif alabilecek, yani hafif alabilecek türdense mevkuftur. Yok, hafif alabilecek türden değilse merfu. Ve keza sahabenin kunna nakulu naf'alu keza sözleri gibi kavluhu sahabenin kavlu kunna la nara ba'san bi keza fi hayati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah hayatında falan şey ile ba's görmüyorduk, yani bir sakınca görmüyorduk. Ne zaman sakınca görmüyorduk? Resulullah döneminde. Demek Resulullah'ın haberi var değil, Resulullah ses etmemiş. Evhuna fina kunna la nara ba'san bi keza ve huve Resulullah fine içimizdeydi.
Ev beyne ezhurina, aramızdaydı. Oldu mu? Veyahut da böyle sahabe böyle deseydi. Kanu yakuluna ve yef'aluna ev la yarauna be'sen bi keza. Sahabeler kanu yakuluna, kanu yef'aluna, kanu la yarauna be'sen bi keza fi hayati sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın hayatında, Resulullah'ın ne? Hayatında sahabeler böyle diyorlar, böyle yapıyorlar. Falan şeyle bes görmüyorlar. Bunlar hepsi nedir? فَكُلْهُمْ مَرْفُونَ Bunlar hepsi merfun. Ne? Kullu ne? وَكَذَا قَوْلُوا كُنَّ اللّٰهَ نَرَى بَيْسَنْ بِكَذَا فِي حَيَاتِ رَسُولَهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوْ تَا كُنَّ اللّٰهَ نَرَى بَيْسَنْ بِكَذَا وَهُوَ رَسُولُ اللّٰهِ فِينَا اَوْ بَنَا سُرِنَا اَوْ كَانُوا يَقُولُونَ اَوْ يَفْعَلُونَ اَوْ لَا يَرَوْنَا بَيْسَنْ بِكَذَا فِي حَيَاتِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّ bunların tamamı merfun. وَمِنَ الْمَرْفُعِ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ Mughire ibn-i Şubbesinki var mı? قَوْلُ الْمُغِيرَةِ ibn-i Şubbeti Olsa daha olur, olmazsa da murattır. وَمِنَ الْمَرْفُعِ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ ibn-i Şubben كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْاَزَافِرِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler Allah'ın Resulü'nün sahabeleri Allah'ın Resulü'nün kapısını tırnaklarla çalıyorlardı. Böyle elin arkası sert de vurmuyorlardı. Taş zopayla zaten vurmuyorlardı. Böyle ne ediyorlardı? Tırnakla çakıyorlardı. Yani bir Resul'e çağıracak olsaydılar haber vermeleri gerektiği durumlarda tırnakla ne ediyorlardı? Kapısını çalıyorlardı. Bu da nedir? Merfu denir. Bak. وَمِنَ الْمَرْفُونَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ ibn-i Şubbe. Ne demiş? كَانَ اَصْحَابُ رَسُولُ اللّٰهِ يَقْرَعُونَ بَابَ بِالْاَزَافِرِ Niye? Bak. Mughire ibn-i Şubbe diyor. Sahabeler Resul'ün kapısını tırnakla çalıyorlar. Bu sözden daha Resul'a buna vakıf oluyor. Resul'ün kapısı çalınıyor mu? Haber olmaz mı? Olur. Ses çıkartmış mı sahabelere? Niye tırnakla çakıyorsun? Ses çıkartmamış. Öyleyse bu da nedir? Hadis-i merfu'. وَمِنَ الْمَرْفُعِ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ ibn-i Şubbe'te كَانَ اَصْحَابُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْاَزَافِرِ Oldu mu? Dedik furu'un. Es-sani ikinci fer قَوْلُ السَّحَابِيِّ اُمِّرْنَا بِكَلَّا Biz falan şeyle emrolunduk. اَوْ نُه۪ينَ عَنْ كَذَا Biz falan şeyle emrolunduk. اَوْ مِنَ السُنَّةِ كَذَا Falan şey sünnettendir. اَوْ اُمِّرَ بِلَارُ اَنْ يَشْفَ الْاَزَانِ Bilal emrolundu ki ezanı çift yapsın, çift olsun. وَمَا اَشْبَهَهُ Bu, bunlar ve bunların Sahaben bu kavleri ve bunların benzeri kulluhum merfun ala sahihi lezi kâlehul cumhur. Cumhurun söylemiş olduğu sahihe göre bunlar hepsi merfudur. Kulluhum merfun ala sahihi lezi kâlehul cumhur. Bildiniz değil mi? Niye? Umirne bir keza. Emir kim yapar? Resulullah yapar. Nuhinan keza. Nahi kim olabilir? Resulullah'dır. Mine sünneti keze, sünnetten kimin sünneti olabilir? Resulullah'ın olabilir. Umire Bilal en yeşver ezanı. Kim Bilal'e emreder ezanı, kâmetin iki katını yap? Resulullah'dan başka emreden yok. Bunlar hepsi nedirler? Bunlar hepsi merfude emirler. Alessahillezi kâlehul cumhur. Cumhurun söylemiş olduğu sahih kavle göre bunlar hepsi nedirler? Bunlar hepsi merfude. وَقِيلَ لَيْسَ بِمَرْفُعٍ وَقِيلَ لَيْسَ بِمَرْفُعٍ Hile demiş bunlar ne değiller? Bunlar merfu' değiller. Bunlar mevkuftürler. Bir hile de öyle diyor. Niye? Hile dediğine göre, hilenin görüşüne göre. Belki Amr Rasulullah'ın gerisidir. Mesela belki Kur'an emretmiş. Ayet odur. Belki icma'yı kastediyor. Belki bazı hulafaların sözünü kastedebilir. Belki müştehidlerin istinbatı olabilir. Kilen dediğine göre.
Oldu mu? Ama mütevâdır bu değil. Mütevâdır bunu söyleyen sahabe ise, sahabenin amir dediği, nahi dediği Resulullah Efendimiz. Mütevâdır bu değil. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ حَيَاتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ. Hani sahabe bu sözü söylerken merfudur dedi. Bunu söylerken ister Resulullah hayatında bunu söylesin, ister bunu söylerken Allah Resulü vefat etmiş olsun. Fark etmiyor. Merfudur. Yani illa merfu olması, Resulullah hayatı olması şart değil. Resulullah o an vefat etmiş. Öyle değil mi? Zamanında ne etmiş? Emretmiş. Vefat ettikten sonra sahabe diyor, biz böyle emir olduk, böyle ne oldu? Yani illa hayat olması şart değil. Oldu mu? Ama bunu umirna nuhina sahabe değil de tabi söylese bu mesele. Çünkü tabi Resulullah görmemiş. Umirna biz emir olduk, Resulullah onlara emretmemiş. Demek bunu bu emir sahabelere yapmış. Bunu sahabe söylüyor, tabi de sahabeden aktarıyor. Ama sahabeyi devreden çıkartıyor, direkt Resulullah'a dayandırıyor. O zaman bu hadis mursel olmuş oluyor. Sahabe söylerse merfu'en mutasıldır. Tabi'in söylerse merfu'en mursel'dir. Es-salisu furulardan üçüncüsü izakıyla fil hadisi, herhangi bir hadise denilse inde zikri sahabiyye. Sahabinin zikri anında derse yerfe'uhu. Bildiniz değil mi? Mesela bir hadis rivayet edildi. An Ebi Bekir yerfe'uhu. Demiyor Ebu Bekir Resulullah'dan almış. Ebu Bekir radıyallahu anh bu hadisi rafa yapıyor. Ev yenmihi. Ebu Bekir yenmihi bu hadisi nispet ediyor. Rafa ediyor, kime rafa ediyor? Resulullah'a. Nispet ediyor, sahabe kime nispet ediyor? Ev yebluğu bihi. Diyor sahabe buna ulaşıyor bu hadiste. Kime gidiyor? Sahabeden yukarı Resulullah var. Öyle değil mi? Ev rivayeten. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anhu bunu rivayet olarak demiş. Yani rivayet olarak kimden rivayet ediyor? Örneğin ki hadis-ül A'raç. Ki hadis-ül ne? A'raç. Tabiinde. An Ebi Hüreyre, Ebi Hüreyre'den rivayet almış. Ne yönüyle? Rivayete. Rivayet yönüyle Ebi Hüreyre'den almış. Demek ki Ebu Hüreyre bu hadisi rivayet ederek araca aktarmış. Kimden rivayet etmiş demek? Resulullah'tan rivayet etmiş. Oldu mu? Bak ki hadis-i araca an Ebu Hüreyre rivayeten. Ne demiş Ebu Hüreyre? Tukatiluna kavmen. Var mı kavmen sizinki? Var. Siz gün gelince öyle bir kavmla savaşacaksınız ki sigaril ayuni, gözleri nedir? Küçük. Gözleri küçük. Ha, tukatiluna kavmen sigarel a'yuni. Bu araç bunu kimden alıyor? Ebu Hüreyre'den. Ama Ebu Hüreyre'den alırken rivayeten demiş. Ne demiş? Rivayeten. Ha, demek bu hadis merfudur. Bak kendisi diyor. Fekullu haza ve şibhuhu. Bütün bunlar ve bunların şibhi merfu'un inde ehlil ilmi. Ehli ilmin yanında bunlar nedirler? Merfu'dur. Fe kullu haza ve şibhu merfu'un inde ehlil ilmi. Niye? Yerfe'u sahabe raf ediyorsa Resulullah raf ediyor. Yenmih nispet ediyorsa Resulullah nispet ediyor. Bununla ulaşıyorsa Resulullah ulaşıyor. Rivayet olarak sahabe bunu söylüyorsa demek Resulullah'dan rivayet ederek söylüyor. فَكُلُّ هَذَا وَشِبُهُمْ مَرْفُعُنْ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ. Ehli ilmin yanında bunların hepsi nedirler? Merfudur. وَاِذَا قِيلَ عِنْدَ تَابِعِيِّ. Bu sefer bir tabi'in yanında يَرْفَعُهُ. وَاِذَا قِيلَ عِنْدَ تَابِعِيِّ. Yani hadis tabi'ye dayandı, ravi diyor يَرْفَعُهُ.
Demir bu tabin sahabeden almış. Diyor yerfav. Hadis ne diyor? Raf ediyor. Ne demek raf ediyor? Tabin bunu Resul'a dayandırıyor. Nasıl dayandırıyor? Resul'a görmemiş. Ha, demek sahabe sakın. O zaman fe merfu'un mursenun. Yerfa'uhu sen diyorsan tebe tabin. Bu hadis nedir? Bu hadis mursel. Niye? Sahabe yok. Çünkü ravi tabi'in için diyor yerfa'u Resul'a dayandırıyor. Demek sahabe düşmüş. Merfu'un çünkü rafese Resul'a gidiyor. Mursel'dir çünkü sahabe yok. Tabi'in direktmen bunu Resul'a dayandırıyor. Demek ki Resul'a dayandırdığına göre hadis merfudur. Sahabeyi iskat ettiği için mursel'dir. Anladınız değil mi? Ve izakıyla inde tabi, yani inde zikri tabi denilse ravi tarafından. Ne denilirse? Yerfa'u, yerfa'u derse. Yani yerfa'u o tabi'in hu bu hadisi. Bu fe merfu'un mursalun. Bu hadis merfu'un nedir? Mursalun. Peki ve emma kavlun men kâle o kimseler ki diyorlar ve emma kavlun men o kimsenin kavli ki kâle diyor tefsiru sahabiyi merfu. Herhangi bir sahabi herhangi bir ayeti tefsir etmesi bu merfu'dur. Bu nedir? Merfu'dur. Fezake bu alel itirak değil ya bu belirli yerlerde olur. Fi tefsirin öyle tefsir ki yani Kur'an'ın ayetin öyle bir tefsiri ki yeteallaku bi sebebi nuzuli ayeti. Yeteallaku bi sebebi nuzuli ayeti. Herhangi bir ayetin nuzulu sebebiyle alakalı olursa neden merfudur? Yani bir sahabe bir ayetin sebebe nüzulini söylerse bu merfudur. Ne sebebe nüzul sahabe Resulullah'dan almadan bilmez. Evet bazıları diyorlar sahabenin tefsiri merfudur. Bu alel itirak değil. Ya fezake bu fi tefsirin yeteallaku fi tefsirin yeteallaku bi sebebi nuzuli ayetin ev nahvi. Herhangi bir ayetin nahvi ayetin sebebi nuzuller ne olursa alakalı olursa bu merfu. Oğlum ve gayruhum sebebi nuzul nahvi ile alakalı olmasa bu mevkuf. Bu nedir? Mevkuftur. Niye? Çünkü sebebi nuzul ve nahvi değilse nahvi herhangi bir tefsir ki Resulullah söylemeden sahabe bilemiyor. Sebebe nüzul ve nahvi ile ilgili olursa bu merfudur. Ama bunun gayrisiyle ilgili olursa nedir? Mevkuftur. Fezaki fi tefsirin yeteallaku bi sebebi nüzuli ayetine ve nahvihi bu merfudur. Ve gayruhum mevkuftur. Bunun gayrisi nedir? Mevkuftur. Oğlum, ennev'u saminu el maktu'u. Maktu hadis, hani merfu, mevkuf, maktu. Ve cem'uhu maktu'un cem'i el mekati'u yasız vel mekati'u yali. Yali daha iyidir çünkü oradaki vav yavrudur. Tamam, bu nesle ilgili. Maktu hadis hangisidir? Ve huvel mevkufu alet tabi'iyyim. O hadis ki herhangi bir tabi üzerine nedir? Mevkuftur. Nasıl mevkuf hadis sahabe üzerine mevkuftur? Maktu hadis herhangi bir tabi'nin üzerine mevkuf olan. Kavlen lehu ise o tabi'nin kavli olsun. Evfiyelen ise fiyeli olsun. Fark etmiyor. Ve se'melehu şafi'yum. İmam-ı Şafi bu maktu hadisi ne etmiş? Kullanmış. Sümme taberaniyyü, taberin de bunu istimal etmiş. Nerede fil munkati'i? Yani İmam-ı Şafi bu maktu hadisi munkati içinde saymış. Taberani de mevkuf hadis ne? Munkati içinde saymış. Munkati
اَلَّذِ لَمْ يَتَّسِلْ اِسْنَادُ O hadis-i isnadı nedir? Muttasıldır, kopukluk var. Ha, sahabeye dayanan hadis-i tabiine dayanan hadis, orada duran hadis, İmam-ı Şafii Taberani mukaddes saymışlar. Niye? Bak sahabe düşmüş oldu. Ne düşmüş? Yani sahabe düşmüş. Onlar maktu'u munkati ile aynı manaya kullanmışlar. Ve Semmer-i Şafii Hüsmet Taberani fil munkati. Munkati hadis hangisidir? O herhangi bir yerde bir ravi ne olmuş? Düşmüş. Düşmüş. Maktu'yu da bu şekilde mani etmiştir. Şafii ile Taberani. Ama diğerler maktu'yu ari, munkati ari. Munkati herhangi bir de bir ravi'nin düşmesidir. Maktu bir hadisin bir tabiye dayanması, onun kavli olması, sözü olması, fiili olması demektir. Aşağıda diyor Sümat Tabarani fil munkata ellezî lem yettesisnad ve keze fi kelam Ebi Bekir el-Humeydî ve Darafutî illâ enne Şafiî istâmele zâlke qabla istikrâri istilâhî. Yani bu istilahlar mevkuf, merfu, mevkutur, munkati, bu istilahlar yerleşmeden önce Şafii kullanmış. Kema kâle fi bazı hadisi, Hasan'ın huala şerhi şeyhi. İmam Şafii bazı hadislerde diyor Hasan'dır. Müslüm Bukhari'nin ravilerine göre, Müslüm Bukhari'nin ravilerine göre ise Hasan değildir, nedir? Sahih'dir. Ha demek ki sahih, hadis, Hasan, sahih, mevkuf, maktub, bu terimler, bu istilahlar olmadan önce İmam-ı Şafii bu terimleri kullanmış. Maktub-i munkatte manasına kullanmış, öyle değil mi? Hasan-ı Lugav manasına kullanmış. Bu istilahlardan sonra artık İmam-ı Şafii öyle kullanmamış. Yeter. Allah'ım.